Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ara ara verdiğimiz ve verecek olduğumuz ekstra bilgilerden bahsetmek istiyorum. Görünüşte çok basit gibi dursa da ya da işte bilen arkadaşlar için konuşuyorum. Ya biz bunu biliyoruz aslında kullanıyoruz ama şimdi oturttuk ya bu böyleymiş denilen böyle ekstra videolar çekiyoruz. Bunlardan bir tanesi sürekli karşımıza çıkan TU arkadaşlar. TU birçok versiyonu var, birçok kullanımı var. Büyüklük iyi mi? Evet, süper hocam. Okuyor mu herkes? Tamam, bu TU'nun özellikle 3 tane görevi var. Bunlar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz sizinle bugün. Siz günlük hayatta sürekli olarak kullanıyorsunuz, karşınıza çıkıyor. Daha önce de birkaç defa ara ara bahsettik ama net olarak TU'lardan birincisiyle başlayalım. 1. Arkadaşlar İngilizce'deki MacMac yani master eki TU'dur. Eğer sözlüklere bakarsanız, Türkçe için konuşuyor, git yazmaz, gitmek yazar fiillerde, eylemlerde. Gel yazmaz gelmek, ye yazmaz yemek, içmek, uyumak, kalkmak, MacMac. İngilizce sözlüğe baktığınız zaman bu hani bir telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda kullandığımız uygulamalardan bahsetmiyorum. Normal elle baktığımız sözlüklere baktığınızda orada da go yazmaz mesela to go yazar. Swim yazmaz to swim, to eat, to drink yazar. Make-mak'tı. Peki cümle içerisinde nerede kullanıyoruz biz bunu? Infinitive dediğimiz bir konu var. Infinitive demek fiilin yalın hali veya to birinci hali. To ile birlikte kullanımı birinci halidir. Infinitive konusunu işleyeceğiz ama biraz üst konu örneklerde vermek istiyorum. Daha önceden geniş zaman içerisinde videolarımız da var. Geniş zaman 2'de izleyebilirsiniz bunu. İki fiilli cümlelerde iki fiili birleştirirken araya to getirebileceğimizden bahsetmiştik. Bakın şimdi. I like dedim. Ben severim, hoşlanırım demekti değil mi? I like, do'yu gizledim. Neyi severim ya da neyden hoşlanırım? Ben yüzmekten hoşlanırım. I like to swim. Hem like fiili var hem swim fiili var. Bu iki fiili birleştirirken swim'den önce to getirdim. Çünkü iki fiil yan yana gelemez. Araya to getirdim. To burada MacMac yani master yaptı swim'i. Yüzmekten hoşlanırım demiş. Bu biraz şey hani bilmeyen birisi gibi olunca düşününce hocam şey oluyor sanki. I like to swim deyince ben yüzmeyi, yönelme eki var ya. Yüzmek severim deyince hayır, yüzmeyi severim yönelmeden gibi. Yönelmeden sonra eylem gelmez. Anladım. Burada eylem var, fiil var. Anladım. Yönelmeden sonra kişi gelir. Birazdan anlatacağım. Tabii. Ya da yer gelir. To İstanbul, to mesela Ayşe. Şu in the pool'u yazmadan bu cümlenin hayır. Anlamı ne tam olarak? I like to swim. Yüzmekten hoşlanırım. Ha yüzmekten hoşlanırım. Yüzmek, mek var. Yüzmekten anladım. Hoşlanırım. Havuzda yüzmekten hoşlanırım dedim. Anladım. Ya da Ali he olduğu için wants. Ali ister. Ali wants to see you. Efendim Ali Bey geldi. Ben sizin sekreterinizim. Efendim Ali Bey geldi. Sizi görmek ister. Kendisi sizi görmek istiyor. Sizi görmek ister. Gene want ve see fiili. Ne yaptı? To burayı MacMac yaptı. Sizi görmek istiyor. Yoksa siz want'la see'yi yan yana getiremezsiniz asla. Bu es takısında karıştırmasın kafanızı. Geniş zaman do gizli evet. Ali'den kaynaklı. Mesela biz bir an önce İngilizce öğrenmek istiyoruz diyeceğim. Bak İngilizce öğrenmek istiyoruz bu cümlenin eylemi. Bitti. İstiyoruz. Ben, ne istiyoruz? Ben öğrenmek. Ben görebilir miyim hocam? Tabii buyurun. Ama yardımcı olmayın. Zorlayın tabii, biraz. Tabii olmuyorum. We want want to learn evet. English as soon as possible. Evet. We want to learn English ASAP, evet. Bir an önce evet. As soon as possible. We want to learn English. Ne yaptık? İngilizce öğrenmek dedik. Demek ki arkadaşlar master, MacMac olan to, infinitive dediğimiz to'dan sonra İngilizce'de fiil verb'dür. Fiilin birinci hali şu şekilde gösterilir. Verb 1. Fiilin birinci hali gelir arkadaşlar. Fiil geliyorsa ilk aklımıza gelecek şeylerden bir tanesi MacMac oluşu.
Zaten infinitive diye bir konumuz var dediğim gibi. İki fiili birleştirirken şu ana fiilden sonra bazı fiiller diyor ki biz sadece to ile gideriz. Onlardan ilerleyen zamanlarda örnek vereceğiz. Şimdilik bu kadar what ve like'ı A1 seviyesinde bilirseniz sizin için yeterli. Gelelim ikinci kullanımına. Diğer bir kullanımı arkadaşlar. Aslında bunu için videomuzda yapmıştık. Make, mak için. Burada da sebep anlatıyoruz. Yine buradaki ikinci versiyonda da verb 1 geliyor. Birinci versiyonda da verb 1 geliyordu. Ne yapıyoruz? Mesela I am here. Ben buradayım. Ne için? To see you. Bakın ne geldi? Bir eylem geldi, fiil geldi. Seni görmek için buradayım demiş oldum. Onlar elma yemek için Amasya'ya gidecekler. Nasıl derim? Yardımcı olmayın hocam. Olur, peki. Çok özgüvenli. Buyurun abi. Yok, estağfurullah. Hani kendimi zorlamak için söylüyorum. Özgüvenli olmak da güzel bir şey ama niye estağfurullah? Peki. Özgüven şart yani. Evet. Yanlış da olsa güvenin kendinize. Düzeltiriz. Onlar Amasya'ya elma yemek için gidecekler miydi? Evet. They will go to... They will go to... Go to eat... İlk önce nereye gidecekler? Ha, go to Amasya. They will go to Amasya. Evet. Onlar Amasya'ya gidecek. Evet. Go to Amasya to eat... To... Şöyle yapalım. Eat... Apple. To eat apple. Apple. Elma yemek için. Yine to'dan sonra mekmak için geldi. Şöyle. Ha, o zaman şey yapıyoruz değil mi hocam? Yönelme olduğu zaman önce yönelmeyi ve o gitmeyle alakalı şeyi bitiriyoruz ondan sonra. Genelde ne için olduğunu cümlemizi kurup bitirdikten sonra anlatmamız lazım. Mesela şöyle bir cümleden bahsedeyim size. Bu evi almak için yeterince param var. İlk önce yeterince param var diyeceğiz, sonra ne için olduğunu söyleyeceğiz. Buyurun, bu evi almak için yeterince param var. Yani buradaki param var, paraya sahibim demek aslında. I have got. Evet. I have got'ı şu şekilde kısaltabiliyorduk okurken de I've got. Evet. I've got. I've got by. Ama yeterince enough'tır. Enough. Enough money. Money. I've got enough money. H'sini unuttuk enough'ı. Evet. I've got enough money to buy this house. Satın almak için. To buy this house. Oh. Arkadaşlar, şuraları temizleyeceğim. Şu örnek şeyler kalsın. Make, mark, master dedik. Bu to ile aynı görevde olan çok güzel bir bağlacımız var. Bir ifademiz var diyeyim daha doğrusu. Bunu madem to'yu verdik, to'nun da daha önce için videosunda vermiştik. To, mekmak için anlamında, not alanlar bu şekilde alabilir, eşittir in order to. Eğer bir niyet, bir amaç, ne için olduğunu söylüyorsak arkadaşlar, to yerine in order to da gelir. Nasıl to'dan sonra fiilin birinci hali geliyorsa, in order to'dan sonra da fiilin birinci hali gelir. In order to, to'nun biraz daha protokol olanı, daha yakışıklısı, böyle daha papyon takmış olanı, daha hani cafcaflısı. Evet. Bir bizim konuştuğumuz Türkçe var, bir de Bülent Ersoy Türkçesi var. Fevkaladenin fevkinde gibi. Değil mi? To dersen, I am here to learn English diyorsunuz mesela. Şurada devam edeyim. I'm here to learn English. Ne yaptık? İngilizce öğrenmek. Bakın bir eylem geldi. Mekmak için demekti. İngilizce öğrenmek için buradayım. Siz bu to'nun yerine arkadaşlar I am here in order to learn English derseniz İngilizce öğrenmek maksadıyla buradayım demiş olduk. Maksadıyla anlamını kattı. Birçok çevremizde de aslında karşımıza çıkacak. Ya da bu konuyu vereceğim yani. Bununla ilgili çeviri çalışmamız da var. Onları da çekelim mutlaka. Peki, başka bir tane yapmak istiyorum. To yerine yine in order to'yu kullanalım. Evlenmek maksadıyla para biriktiriyorum. Evlenmek için, evlenmek maksadıyla para biriktiriyorum. Para biriktiriyorum. Şimdiki zaman ama. Para biriktiririm diyelim. Geç zaman yapalım. Ben para biriktiririm.
biriktirmek. Biriktirmek save kullanabilir miyim? Save. Arkadaşlar save aynı zamanda saklamak, korumak, evet, anlamı da var. Ctrl S kaydetmek değil mi bilgisayarda? Evet. Ctrl S'in S'i aslında save'den, saklamaktan, evet, geliyor kaydetmek. Aynı zamanda biriktirmek de demek. Buyurun Ahmet Bey. I save. Evet. Ne diyor, ne diyorduk hocam? Money. I save money. Para biriktiririm. Ha, evlenmek için maksadıyla. I save money. Tüm to, cümlemi kurdum. Evet. To. To ve, marry. Wedding miydi? Evlenmek. Wedding düğün demek. Evlenmek. To marry. Ha, marry, get married, evet, married de diyebiliriz. Evet. Peki bu to'nun yerine ne koyabilirim ben aynı anlamda? To yerine arkadaşlar şurada. In order. To. In order to da kullanabilirim. Yine eylem geliyor kendisinden sonra. Evlenmek maksadıyla demiş olduk. Evet. Güzel bir şey bu. Hı. Daha hadi. Daha kibar. İngilizcesi var falan dedirtecek bir şey. Hı. Tamam mı? Buraya kadar o zaman tekrar ediyorum. To'nun iki versiyonunu gördük. Bir tanesi mastar, mekmak yapıyordu. Kendisinden sonra fiilin birinci hali geliyordu. Infinitive dediğimiz şeydi. İkincisi mekmak için demektir. Amaç gösterir, sebep gösterir, için anlamındadır. Bu to'nun yerine in order to da kullanılabilir dedik. Şimdi üçüncüye gelelim. Bu da çok kullanılan bir ifade. Burada da arkadaşlar bir yönelme söz konusu. E-A-Y-A. Bir yönelme var. Onu da şöyle yazalım. 3. E-A-Y-A yani yönelme. Peki yönelme anlamındaki to'dan sonra ne gelir? Burada arkadaşlar bir yer, place ya da bir kişi, person gelebilir. Yani bir noun söz konusudur. İsim gelir. Mesela az önce burada bir örnek yapmıştık. Ben yarın Adana'ya gideceğim diyorum. I will go to Adana tomorrow. Ne yaptım ben burada? Buradaki to'dan sonra bakın bir eylem yok. O yüzden mastar olamaz. İçinde olamaz. Ne var? Bir yer var. Adana'ya. Klasik hepinizin bildiğidir. Eskiden beri kulağımıza yerleşmiş. Go to cinema, go to school, go to house. Çok kullanırız. Daha önceki videolarda söyledim mi hatırlamıyorum. Derslerle de karıştırabiliyor olabilirim. Go'dan sonra sadece arkadaşlar birkaç istisnada to gelmez. Geri kalan her şeyde to gelir. Bir yere, bir şeye gitmektir çünkü go. Go to, işte az önce bahsettik bir şehir ismi İstanbul. Ya da işte go to the house, eve. Go to the school, okula, sinemaya, işe derken to vardır. Birkaç istisna var. House'da go to house deriz. Ama yine ev anlamına gelen go'da araya to gelmez. Bundan bahsettik mi daha önce? Bahsettik diye hatırlıyorum. Sanki. Olsun, yine de söylemiş olduk burada. Go home. Abroad var arkadaşlar. Yani yurt dışı. Dışı demektir. Go abroad. Bir de aktivitelerde. Mesela balığa gitmek. Go fishing. Evet. Go dancing. Konser. Go shopping. Olmaz. Aktivite derken ING'li bir olaydan, evet, bahsediyorum. Anladım. İsimleştirme yapılmış. Concert'ta go to concert deriz yine konser. Bu da shopping gibi, fishing gibi, hunting de mesela ava demektir. Hunting gibi ifadelerde de kullanmıyoruz. Evet, konumuzdan sapmayalım, geri dönelim. Ara ara böyle şeyler aklıma gelince onu da vereyim, bunu da vereyim hissine kapılıyorum. To A-Y-A dedik. Şöyle bir şey de olabilir. You should, tavsiye ediyorum. You should give this note. Bu notu versen iyi olur, vermelisin. To Ali. Bu notu Ali'ye vermelisin. Bakın burada da yine bir kişi ve yönelme var. Ali'ye. Ona, E-A yöneliyoruz yani. Demek ki üçüncü maddemizde de to ile alakalı bir isim, bir yer geliyorsa E-A-Y-A demiş oluyoruz. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Bu üçünü de kapsayan bir örnek vermeye çalışacağım şimdi. Burayı silelim şimdilik. My mom, anne, istiyor. My mom wants, ister, istiyor. Ne istiyor? Gitmek istiyor. To go. Nereye? To Kütahya. Kütahya'ya. Ne için? To see her grandchildren. Şurayı silelim.
Annemin benim erkek kardeşim Kütahya'da yaşıyor. Erkek çocuğu. Torunlar tabii ayrı kıymetli. O yüzden anne grandchildren torun demektir. Torunlarını görmek için Kütahya'ya gitmek istiyor. Arkadaşlar bu cümlemizde bahsettiğimiz 3 tane tuğumuzdan da kullandık. Bir şeye sıralamaya sokacak olursak Ahmet Bey, my mom wants to go. Annem gitmek ister, gitmek istiyor. Evet. Bu tuğ hangi tuğ? 1 mi, 2 mi, 3 mü sizce? Bu bu ilki. Birincisi. Evet. Neden? Bakın şurayı boş ver. İki tane şeyin arasında. İki fiilin arasında. İstemek evet. Ve gitmek. Annem gitmek ister. Mekan. Evet. Bir de Batu'dan sonra eylem gelmiş. Evet. Zaten üçüncü olma şansı yok. Ya iki olacak ya bir olacak. Evet. Birde de mekmak için. Annem ister gitmek için. Neyi ister annem? Neye tamam. Gitmek için? Hani havada kalıyor. Tamam. Sonraki tuğya bakalım. Sonraki yönelme. Üçüncü. Yönelme üçüncüsü. Evet. Yani bir... 3, 2. En sonuncusu da 2. Şöyle görmek oluyor. Için. Kütahya'ya bakın isim bir yer gelmiş. Zaten bu bir tek 3 için geçerliydi. En sonuncusu ise yine eylem gelmiş. 2 şansınız var. 1 ya da 2. Ama görmek için torunlarını görmek niyetiyle. Niyet sebep anlatıyor. Evet, evet arkadaşlar. Hocam pardon. Bu tarz, söyleyeceğini söylediniz. Ben kapatacaktım konuyu. Şu grandchildren'da bu çoğul oluyor değil mi? Grandchild evet. Diye bir şey var. Grandchild diyebilirsiniz. O bir tane torun. Grandchildren torunlar. Evet. Yanlış yazdım. Child kalsın. Yanlış yere şey aldım yani. Child kalsın. Şu rın kısmı çoğul yapıyor. Evet. Aynı grandchildren'daki gibi. Evet. Torun torunlar demiş oldum. Evet arkadaşlar bu tarz ekstra şeylerimizi dikkatle takip edin. Not da alın. Bunlarla ilgili örnek çoğaltıp bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Evet. Kaç dakika tamam. Olmuş? 16 dakika, 17 dakika. Gene bayağı olmuş ya. Evet. Ama iyi oluyor hocam. Yani özümseyerek gitmek her zaman daha değerli. Tamam. Şimdi offenları